Değmen. Şşş. Değişmesin mi? Değişmez. Sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah. Bizler de Allah'a şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Torunum yanında, kızım yanımda. Az önce oğlum vardı, Gamze kızım vardı. Onları yol ettik. Sizlerle sohbet edek istedik. Sinir oluyor ama yani böyle bilerek yaptım ya. He. Bitiyor. Çok tatlı ya. Çok çok. Annesi mamasını getirdin mi kızım? Getirdim. Banyo yaptım işte. Uyudu. Şimdi de acıktı. Nasıl düdüğü oğlum? Yes. Nasıl bir şey dayı olmak? Bana diyeceğini sen ilk önce kendi duygularını anlat. Ondan sonra demeyelim. Biz anlatmayı tercih etmiyoruz. Yaşamayı tercih ediyoruz. Yaşamayı mı tercih ediyorum? Ay, ay esniyormuş da acıkmış da esniyormuş küçücük küçücük. Eymen. Beni bak getirdin mi? Eymen. Bir dakika dur. Acıktın mı? Ay kıyamam ben sana. Kıyamam. Kıyamam. Şöyle bir tane. Dur. Şöyle bir şeyini alayım. Yatmayı da sevmiyor hiç. Hiç. Nerede yaramazlık var? Eymen orada. Yapma sen de. Abartma ya anneciğim. Sen şu Eymen'in boynuzunu atsana dışarı. İpe. 2-3 tane mandal tak da uçuyor. Bayağı acıkmışmış. Burada mı öldürüyor? Nasıl da çıkmış? Sen de mi kamerayı gözetliyorsun he? Sen de mi öğrendin? Vallahi ben öğrenemedim oğlum. Sen öğrenmişsin bak takip ediyorsun. Ablalarım da diye. Ben acıktım diye karnımı doyuruyorum diye ama şeyini aldım. Bayağı acıkmış. Eymen Paşa'nın 7 ayı bitti. Ben bakmayayım sana. Maaşlı maaş. Allah'ım yarabbim. Yakasını tak hadi önüne. Ayşe, o dükkanın şey vardı dolapta. Onu ben soyayım da burada. Ne oldu kendisi? Şifa için tutmamıştım onu. Devir seni. Helal helal. Tamam. Helal helal. Helal helal helal. Daha yemeyecek helal. Gel bakayım. Oğlum sen böyle yapmıyordun ya. Daha yemeyeceğim mi? Bakayım.
baldan tatlı diyorlar ya. Torun. Bal ne ki? Neşe yerine geldi. Karnım doydu ya. Oğlum çekme işte. Dökeceğim. Bitti. Bitti. Hadi. Afiyet olsun, helal olsun. Afiyet olsun benim paşama. Benim paşama afiyet olsun. Şş. Karnım doydu, gülerim tabii. Gülerim tabii. Anne. Pişt. Ay. Pişt. Doydun mu? Doyurdu mu anneanne seni? Ha? Az sen doktora şeyler alayım da gidelim. Bunlar alayım. Oh. Ben şunu hemen mutfağa götüreyim. Şş, yerim ben seni. Bir onu bir yıkasana. Yıkıp da bak. Öyle çıkmıyor. Ne oluyor? Mutfağa gidelim kızım. Mutfakta hem ayıklayayım. Burası şey. Şş, gidelim. Aha. Eteğime yapıştı. Aha. Minik fare. Anam anam gel 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 gel. Gel 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 gel. Etemden tutanım yok derler. Sen etek kazaktan tutuyorsun be oğlum. Dur aşkım dur. Maskot maskot bu maskot. Çok tatlılar. Ablaları çok tatlı. Çok tatlı çok. Şimdi bugün Sımay halasını yol etti benim oğlum. Yolcu yolunda gerek dedi. Aşkın abisinin nikah işlemlerini başlatmak için köye gitti Sımay halası. Aşkın abisi. Ondan sonra geldik. Sonra dedi dayım geldi de yengem geldi. Onları da yol ettik. Biz kaldık. Bir dedem gelemedi ya. Bir dedem gelemedi. Dedem gelemedi. Bu ne diye çocuk diye? Çocuğu gelmiyor? Sen mi tutuyorsun gelemiyor? Gel gel gel. Gel. Allah Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya Resulallah. Ay vallahi. Kız dedem gelene kadar ben yürüyeceğim ya. Anneanne ben dedem gelene kadar yürüyeceğim ya. Özledi. Ben dedem özlemedi mi özledi mi bilmeyemem mi? Ben yürüyeceğim. Seni koyalım da biz abi deşinci yapalım oğlum. Arkadaşlar bu bir binliğe şeye çekmeceleri çekiyor. Biz de oraya emniyette olsun diye oklavaları koyduk. Orada oturma salonunda çiçeklerimizi hep koparttı. Minik fare, yürüyen fare, yürüyen. Vallahi çocuk olan yerde dört gözle dikkat etmek gerekiyor. Şş. Burada makineyi açtık. Allah'ım yarabbim. Yani Allah'ım olmayanlardan pişt, al. Amen. İsteyen Türk yıllarını. Amen. Pili bitmiş bunun. Çok mu harcadın? He? Akün mü bitti? Gel. Gel şu masaya. Sen ne yapıyorsun anne? Ben ne yapıyorum yavrum? Şunları şey beni. Bunları genç yapacağım. Bir dakika. Ekmek yemeye başlayacakmış benim oğlum. Göstereyim gel aşağıma. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Böyle yapraklarını kurutacağım. Hı. Temizgine. Bunun da şöyle bak. Şey gibi. Aynı lahanaların tohumu olur köylerde. Bunu soyuyor. Ne işe yarıyor bu? Böyle yeni. Bu ne işe yarıyor?
Bu... Eymen gidiyor, Eymen. Eymen. Gel, ben yürümez şimdi. Bu ne işe yarıyorum? Bu vücuttaki kötü hücreleri imha ediyor. Yani kanseri, tümörü, işte herhangi bir şey, rahatsızlığı olanlar şifa. Allah'ın yarattığı bir mucize işte, bir bitki. Bunları şimdi ben kurutacağım. Ondan sonra da sıcak suyla aynı ıhramur çayı gibi demleyeceğim. Şunları da yiyeceğim. Limon sıkacağım içine. Çok olduğu zaman böyle. Mor bir çiçeği oluyor arkadaşlar. Böyle mor çiçek açıyor. Hatta şuradan da gösterebiliriz. Büyük çiçek. Bunlar tazesi. Tazesini koparmıştım ben. Toplamıştım. Bunların hatta şu mor çiçek açtığı zaman tohum oluşuyor burada. Daha farkları vardı sanki. Ay elime bat. Sen onu şöyle bir mor çiçeği oluyor mesela gördüğünüz gibi. Bunun dibinde tohumlar oluşuyor. O tohumları da bu Ağustos sonu gibi oluşuyor. Bu tohumları da din aldığımız zaman ezdiğimiz zaman içine bir çay kaşığı zeytinyağı, limon sıktığımız zaman o da ayrı bir şifa, o da ayrı bir hücreleri yeniliyor yani beyindeki. Beyindeki. Beyindeki, vücuttaki kötü hücreleri şifa. Bunu da bir arkadaş tavsiye etmişti bana. Ben de bundan sizlerin de öyle bilgilenmesini istedim değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Deve dikeni diye mi geçiyor bu? Deve dikeni, eşek dikeni bazı yerlerde değişik adları var. Hani mor açıyor, dikenli elimizi. Ama sevdiğimiz için canımızı acıtmıyor tabii ki. Bak ben bunu tutabiliyorum. Şimdi ateşe patates koydum. Sabah börek yaparsın. Kalanını da turş kızartırız. Bir de şey yaptım. Sarımsak, soğan, kürü, 5 bardak su koydum. 3 tane soğanı doğrattım. Kaynattım. İçine de 2-3 diş sarımsak koydum değerli arkadaşlar. Bunu da 15 gün süreyle içip vücuttaki kötü toksinleri, yağları işte kötü antibiyotik hani kullanamayanlar benim gibi. Bak bak bak. Doğal antibiyotik. Bunları da her gün bir bardak içiyorum. 15 gün sonra. 10 gün ara veriyoruz. Ondan sonra tekrar bir 15 gün daha kullanıp böyle. Kistimiz küçültüyor. Miyom kistleri küçülttüğünü bunu kim söyledi derseniz hacimat yapan bir tane aile dostumuz var, arkadaşımız. Dedi Gülsüm Hanım dedi. Gülsüm Hanım dedi bunları dedi böyle 15 gün sonra yapıp, sonra işte hacimat yapacak. Bir de Peygamber Efendimiz'den gelen işte sülük tedavisi uygulanacak. Bakalım Allah'ın izniyle öyle kıymetli dostlarım. O soğan külünü de göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi içinde sarımsak var. Soğanları bu şekilde doğradım. Benim şimdi bir yarım bardak falan şeyim kaldı. Neyim? Bir bardak falan kaldı. Bunu akşamdan bir gün önceden kaynatıyorum. Ertesi gün içmeye başlıyorum kahvaltıya koyup da. Yaparsanız yani benim gibi şeylerde tedavisi oluyor vücuttaki miyoplara karşı olsun, kişilere karşı olsun. Tabii ki doktora tavsiyesi, doktorumuz da Allah başımızdan eksik etmesin ama doğal yollardan da böyle faydalanabiliyoruz. Yani faydalanabiliyoruz. Evet. Bugün sizlerle bu kadar bir birliktelik olsun istedik. Hem Cemal Bey torununu görsün dedik. Hem sizlerle böyle sohbet edelim istedim değerli arkadaşlarım. İşte ev
Evimizde çocuk olduğu zaman bereketimiz oluyor. Büyüklerin olduğu yerde bereket oluyor diyorlar ya, gerçekten de. Allah'ım çocuk isteyenlere çocuk versin. Kimin ne muradı varsa, ne dileği varsa Rabbim hayırlısını nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun.